Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere bir sorun çözümünü anlatacağız. Sorunumuz şu. Bilgisayarımızı başlatıyoruz. Bakın açılış ekranında. Başlat menüsünden hemen önce, gelmesinden hemen önce siyah bir ekran ve fare durmakta. Sadece fare simgesi bulunuyor burada. Ve hiçbir şey açılmıyor bakın görmüş olduğunuz gibi. Sisteme giriş yapamıyoruz. Çoğu sitede Ctrl+Alt+Delete'ye basıp işte yeni görevden Explorer.exe birazdan resimden göstereceğim size. Onu yapınca geliyor. İlk yol olarak siz onu deneyin arkadaşlar. Ctrl+Alt+Delete basın. Yukarıdan yeni görev deyin. Ve orada da Explorer.exe yazdığınızda masa üstünüz geliyor. Bu en kısa yol. Bunu bir deneyin en başından. Bunu yaptıktan sonra gelmedi mi? Nasıl bir yol izleyeceğiz? İşte videomuzun geri kalan kısımlarında da size bunları anlatacağım. İşte Ctrl+Alt+Delete bastım ama videom hiçbir şekilde masa üstüm hiçbir şekilde gelmedi. O zaman şunu yapıyoruz. İkinci yola geliyoruz kıymetli arkadaşlar. Bilgisayarımızın mevcut yani Ctrl+Alt+Delete başladıktan sonra bilgisayarımızdaki hard diski sökmemiz lazım. Bilgisayarımızdaki hard diski söktük. Farklı bir bilgisayarda yine aynı şekilde ikinci hard disk olarak takmadan önce açtığımda da bakın yine aynı şekilde bakın shift tuşları falan çalışıyor ama fare siyah ekranda fare tek başına çalışır halde gözüküyor. Ben bunu ne yaptım? Başka bir bilgisayara taktım. Acaba orada açılır mı? Açılırsa işte sistem onarması yapar mıyım diye denedim. Yine açılmadı. Siz eğer ki bu şekilde ikinci olarak da bir hard diski söküp takma imkanınız varsa başka bir yere orada bilgisayar açılırsa Windows Update veya Windows onarmalar yaparak bu SFC işte taramalar falan var komut satır internette mevcut. Onlarla yapıp tekrar eski yerine alabilirsiniz. Biz burada açmaya çalıştık. İkinci hard disk olarak takıp açmaya çalıştığımızda da yine aynı hatayı aldık. Ne oldu? İşte ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fare siyah ekranda faremiz çalışıldığında kaldı. Bekledim. Daha sonraki süreçte arkadaşlar biz bunu bir virüsten kaynaklandığını artık düşünüyoruz. İşte hiçbir şekilde gelmiyorsa bunu ne yapabiliriz? O süreçte de şunu yapacaksınız kıymetli arkadaşlar. Bilgisayarımızı yine hard diskimizi farklı bir bilgisayara ikinci hard disk olarak takacaksınız. Aynı buradaki gibi. Bu benim farklı bir bilgisayarım. Hard diski aldım buraya ikinci hard disk olarak taktım. Şimdi ben bunu size anlatırken sorunu çözdüğüm için arkadaşlar uzun uzun sorunu dördüncü ya da beşinci adımda çözdüğüm için biraz uzatıyorum. Siz bunların hepsini deneyin. Bakın bilgisayarıma taktım ikinci hard disk olarak ve onu güncel bir virüs programıyla taradım. Yani benim taktığım diğer açılmayan bilgisayarımdaki hard diski güncel bir virüs programıyla taradım. Virüsleri buldu bu. Bayağı bir virüs buldu. Ve virüsleri sildim. Ne yapıyoruz? Takıyoruz bilgisayarımı açıyoruz. Ve virüs programımız markası modeli neyse onunla şöyle güncel bir tarama yapın. Yoksa virüs programımız internetten demo sürümleri indirin. Mesela Asset, Kaspersky neyse indirip yükleyebilirsiniz. Ardından yine aynı şekilde Trojan, Spyware ve benzeri tarama programları var. Mesela örneğin şu anda karşımda görmüş olduğunuz programla ben aynı şekilde virüs taraması yaptığım gibi bu hard diski. Bu benim hard diskim. İkinci hard disk olduğu için E diski. Bakın karşıdaki ekrandaki E diski. Bir de Spyware Trojan programıyla taradım. Virüs programı taradıktan sonra işte şu Trojan programıyla adını görebiliyorsunuz ekranda. Onunla taradım. Bu da bayağı bir Trojan buldu. Yani virüslü olduğu ortaya çıkmıştı zaten. Daha sonra bilgisayarım arkadaşlar taktım yine açılmadı. Orayı gösteremiyorum ben size. Yine açılmayınca benim şunu yaptım. Bakın şu anda çalışıyor. Açılır hali. Arızalı olan bilgisayar buydu. Peki nasıl yaptım biliyor musun arkadaşlar? Bütün yolları denedikten sonra RAM'i değiştirdim. Evet yani ne alaka diyebilirsiniz ama RAM'i değiştirdim. Farklı bir RAM taktım. Cihazım açıldı. Şu anda kullanıma hazır kıymetli arkadaşlar. Peki arkadaşlar neler yaptım ben bu sorunu çözerken neler yaptım? Ctrl+Alt+Delete'ye bastım. Bütün sitelerde bunu söylüyordu zaten. Ctrl+Alt+Delete dedim, yeni görev dedim, Explorer.exe'yi yazdım, Enter'a bastım, gelmedi. Farklı bir PC'yi taktım, hard diski söktüm bu bilgisayardan. Orada açıp onarmayı denedim, yine gelmedi. Yine farklı bir PC'ye ikinci hard disk olarak taktım. Virüs ve Trojan taraması yaptım. Bayağı bir virüs ve Trojan sildi. Belki de sebebi oydu, bilemiyorum. Yaptım, geri getirdim, eski yerine taktım hard diski, yine açılmadı. Son olarak da RAM'i değiştirdikten sonra bilgisayarım açıldı kıymetli arkadaşlar. İçinde çok önemli programlar olduğu için format atamadım. Format atılmaması gereken bilgisayarlarda da bu yolu deneyerekten bu sorunu çözdüm. Kolay gelsin arkadaşlar.